Yine bir kampüs programıyla sizlerle beraberiz. Bu hafta kampüs programımızda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Korkmaz'ı konuk edeceğiz. Profesör Doktor Adem Korkmaz 2015 yılını değerlendirdi. Evet sevgili izleyicilerimiz, sizleri Profesör Doktor Adem Korkmaz'ın değerlendirmesiyle baş başa bırakıyorum. Burdur'un en önemli projesi şu aşamada üniversite projesi. Hani hep derler, deniyor, tartışıyoruz biz de bunu değişik çalıştaylarda ve nasıl kalkınacağız, nasıl gelişeceğiz, Burdur nasıl geleceğine daha güvenle bakacak dediğimizde işte birinci sektörümüz o artık şu anda. Artık bunu tartışmıyoruz bile. Yani üniversiteden sonra ne sorusu artık gündeme geldi. Ben bunu artık üniversite projesi rayına girdi. Bundan sonra süreç bunu daha iyi nasıl şekillendirebiliriz? Acaba bundan sonra ne olabilir esasında işte sanayi mi olur, hizmetler mi olur, turizm mi olur, tarım mı olur, hayvancılık mı olur gibi arayışlar artık eğitim sektörünün dışındaki arayışlar. Bu anlamda da bu proje esasında çok basit bir hesaplamada yaptığımızda milyarlara varan bir sabit yatırımı da almış bir proje. Yani bugün üniversitenin kuruluşundan 2006'dan beri devletin kamu kaynaklarının toplamını buraya hesap ettiğimiz zaman sadece kampüsün içerisinde yapmış olduğumuz sabit sermaye yatırımları değil, devletin akademiye, eğitime, öğrencilere aktarmış olduğu bütün kaynakları bir araya getirdiğimizde bu rakamlar milyarları buluyor. Bu anlamda baktığımızda gerçekten üniversite için çok devasa kamu kaynakları, yatırımları yapılmış. Belki hiçbir sektöre bu kadar doğrudan yatırım yapılmadı Burdur'da. Yani belki diğer sektörlerde çok iyi çalışılıp bu anlamda adı sınırları konup bir proje haline dönüştürülmesi ve belki buraya yapılan yatırımın kısmi bir kısmı doğrudan ve nitelikli olarak yapılması halinde çok güzel sonuçların da çıkabileceğini esasında üniversite tecrübesi gösteriyor. Ha, tabii üniversitenin ayrı bir anlamı var devlet açısından, kamu açısından. Ne de bir eğitim, öğretim, ARGE, araştırma, geliştirme gibi ayrı ikinci misyonlara da sahip olduğu için uzun soluklu planlamalarda bu yatırım elbette hak ediyor. Ben bu kısa girişten sonra önce isterseniz üniversiteyle ilgili çok kısa bilgiler vererek, çok uzun veriler ve bilgilerle de bu toplantıyı boğmak istemiyorum. Üniversitemiz 2006 yılında kurulduğunda toplam 12 bin civarında öğrencisi vardı. Bunun 6800'ü merkezde ve 5000 civarındaki öğrencimiz de ilçelerdeydi. O zaman bu üniversite kurulduğunda ben de bu üniversitenin bir ilçesinde meslek lisesi okulu müdürlüğü yapıyordum. Yaklaşık 1000 civarında da öğrenciyle bu üniversitenin kuruluşuna ben o okulda katkı vermiştik. 2015 yılına geldiğinde toplam öğrenci sayımız 25.000 sayısına bu yıl itibariyle ulaşmış durumda. Hatırlarsınız daha önce bazı arkadaşlarımız hocam öğrenci sayımız kaç diye sorduklarında şunu diyorduk, bizim öğrenci sayımız Ekim-Kasım'dan önce netleşmez. Çünkü girenler, çıkanlar, kayıt yapanlar, sildirenler falan artık yani 3 aşağı 5 yukarı sayıyla bir 25 bin rakamını telaffuz edebilir. 24.900'ler gelenler olur, geçenler olur derken en son aldığımız öğrencilerden aldığımız rakamımız 25 binin üzerinde bir öğrenci sayısına sahibiz. Bunun 14 binin üzerinde bir sayı merkezde, 10.900 gibi bir sayımızda ilçelerde. Artık makas şöyle gözüküyor, yavaş yavaş merkezin lehine doğru açılıyor. Bu 2003 yılındaydı yanılmıyorsam Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki trend de böyleydi. 25.000-25.000 gibi bir rakam vardı böyle üniversitenin 2003-2004'te. Bu müddet sonra trend doğal bir süreçle bunlar arkadaşlar. Kampüs büyüdükçe, kampüs geliştikçe, ilçelerdeki gelişmeler devam etmesine rağmen makas merkez kampüsün lehine doğru açılıyor. Çünkü çok ciddi altyapı yatırımları buraya yapılıyor. Her fakülteler, çünkü fakülteleşme süreci bu, esas öğrenciyi getiren süreç, fakülteleşme süreci. Bu süreçte geliştikçe, şu anda yanılmıyorsam 60 bin lira doğru merkez kampüsü, 20 bin gibi bir de ilçelerde. Tabii ilçelerin bir handikapı var ülkemizle ilgili. Biz ilçelerimizin meslek okullarının gelişmesini, oralarda fakültelerin açılmasını da arzu eden bir anlayışa sahibiz. Şimdi ben de kendim ilçe tecrübesine sahibim. İlçelerde bu okulun meslek okulu ne anlama geldiğini biliyorum. Ama bir de bir başka problemimiz var. Artık Türkiye'de 200 rakamlarını telaffuz edebileceğimiz çapta bir üniversite sayısına sahibiz. İlçelere gelen öğrenci potansiyelinde bir azalma var. Bu en büyük ilçelerimizin problemi. Biz de ilçelerle ilgili böyle bir çalışma yapalım istiyoruz. Konuyu dağıtmadan. Vazgeçilmez programlar olsun ilçelerde. Yani öğrenci mutlaka öğrencinin geleceği ve vazgeçemeyeceği bölümleri ilçelerde açarsak ilçelerdeki öğrenci akışkanlığını azaltmış oluruz diye düşünüyoruz. Bunu da uzun soluklu yapısal çalışmalarımızın içerisinde bu yer alacak. Yani görüldüğü gibi üniversitemiz 10 yıllık süreçte %100'lük bir
%20'den fazla bir büyüme elde etmiş. Kuruluş kanununda biliyorsunuz 3 fakülteyle kuruluyor üniversite. O zaman da öyleydi. Biz de veteriner ve eğitim fakültemiz zaten eskiden devam eden fakültelerdi. Bir de Fen Edebiyat Fakültesi bunun yanına kuruldu. Daha sonraki süreç içerisinde İktisat, İlahiyat ve Mühendislik Fakültesiyle fakülte sayımızı 6'ya çıkarttırmış olduk. 10 yıllık gelişmenin bilançosu bu. Çok güzel ve çok saygıdeğer çalışmalar daha önceki yönetim arkadaşlarımız tarafından da yapıldı. Bu anlamda da geçmiş dönemde 10 yıllık süreçte ve ondan öncesinde de üniversitenin kuruluşundan, üniversitenin geldiği sürece kadar şehirde, sivil toplumda, kamu kurumlarında, siyaset kurumunda öncelikle emeği geçen herkese bir teşekkür etmek gerekiyor burada. Çünkü bu kurumlar devletin makamlarıdır, kamunun yerleri bunlar. Burada kişiler geçicidir, hiçbir kimse burada kalıcı değildir. Biz de dahil olmak üzere, bir gün biz de burada olmayacağız. Ama esas mesele, bizden sonra gelenlerin de, bizden önceki gelenlere bizim yaptığımız gibi teşekkür ederek hayırla hizmetleri, hayırla yad etmesi bence bir bizim yönetim anlayışımızın da bir gereği diye düşünüyorum. Şu anda mevcut durum, biz 6 aylık süreç içerisinde, işte dediğim gibi bir arkadaşlarla yoğun bir mutfak çalışması yaptık. Stratejik planımızı hazırlayacağımızı ifade etmiştim. Hatırlarsınız en son toplantıda üniversitenin stratejik vizyonunu. Fakat o süreçte Türkiye'de hükümet sorunu yaşandı biliyorsunuz. 6 aylık dönem işte tam da bizim göreve geldiğimiz dönemde. Bizim stratejik planlarımız elbette hükümetin stratejik planlarıyla uyumlu olmak zorunda. Yani bizim stratejik planımız eğer hükümetin eğitim ya da kalkınma ya da yıllık ya da 3 yıllık 5 yıllık eğitim programlarıyla uyumlu olmadığı takdirde bu planların senkronize olması ve yürümesi mümkün değil. İşte geçen 2 hafta önce hükümetimiz açıklandı. Biz de hemen hızla bir ay içerisinde sonuçlandıracağımız bir 4 yıllık stratejik planımızı hazırlıyoruz. Bu plan içerisinde zaten bugün söylediğimiz birçok şey yerini alacak. Bu anlamda da oradaki gecikme, biz esasında hazırlığımızı yaptık, ekiplerimizi kurduk ama hükümet programı ve hükümet planı açıklanmadığı için takdir ediyorsunuz şu anda 3 aylık bütçe için şu anda meclis toplandı bu hafta. Yoğun bir ki hükümet kendi bütçesini bile yeni hazırlıyor. Bu da tabii Türkiye'nin yaşamış olduğu siyasi konjonktürle ilgili bir şey. Zaten stratejik planların en büyük handikapları da budur. Dış belirsizlik ve değişkenlere karşı duyarlıdır. Yani beklenmedik bir olay olursa planlarda buna göre revize edilmesi gerekir. Biz de daha önceki yapılmış olan stratejik planı alıp bunun revizyonunu yapacağız. Yani bu daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Daha önce yapılan ya da planlanan hiç her şeyi yok kabul edip sıfırdan yeni planlar yapmak bize sadece zaman kaybettirir. Biz daha önce yapılan o değerli çalışmayı alıp kendi şeyimizle bunun üzerine ekleyip bu planımızı güncelleyip hem politikalar arasında bir kopmaya meydan vermeden önümüzdeki dönemde yakında sanırım bir ay içerisinde biz yeni stratejik planımızı da sizinle tanıtmış olacağız. 1500 kişilik bir aile, şu anda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 750 akademik, kabaca söylüyorum bunları, hani rakamları boğmak istemiyorum. 750 akademik, 750 idari olmak üzere 1500 kişilik bir aile. Bu da yakın gelecekte akademi lehine yükselecektir rakam makasta aynı şekilde. Mayıs ayından sonra bizim yoğun bir yeniden yapılanmaya ilişkin çalışmalarımız oldu. Bu çerçevede Diş Hekimliği Fakültesi'ni, ilk defa Diş Hekimliği Fakültesi'nin kuruluşunu YÖK'e gönderdik. Yine Sanat Tasarım Fakültesi'nin kuruluşunu YÖK'e gönderdik. Bucak İşletme Fakültesi'nin kuruluşunu YÖK'e gönderdik. Bunlar bizim zamanımızda ilk defa kuruluşu gönderilen. Daha önceden YÖK'e gönderilmiş ancak gündeme gelmemiş bir takım fakülte tasarıları ya da yüksekokul tasarıları vardı. Bunları gündeme aldık. Sağlık Yüksekokulu'nun fakülteye dönüşmesi tasarısı şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geçti. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde. Sağlık Bilimleri Fakültemiz şu anda kuruluş aşamasında. Beden Eğitimi Spor Yüksekokulumuzun fakülteye dönüştürülmesi tasarısını da önceki senatörlerimizde gönderdik. Spor Bilimleri Fakültesi olarak. Onun YÖK'ten dosya teknik eksikleri sebebiyle tekrar bize geldi. Onu tekrar göndeririz yakın zamanda. Şu anda beklediğimiz, en yakın zamanda beklediğimiz büyük ihtimalle Sanat Tasarım Fakültemizi bekliyoruz çok kısa bir zamanda. Bunun dışında Diş Hekimliği Fakültemizi bekliyoruz bizim de takip ettiğimiz. Gönülsar'da uygulamalı 4 yıllık bir yüksekokulumuzu bekliyoruz. Biliyorsunuz bizim bir de Yeşilova ve Altınyay'la meselemiz var. Bu yıllara olmuş, kangren olmuş
4 yıl olmuş binaların yapıları. Geçen yıl bir de buralara biz öğrenci gönderdik. Yeşilova'ya merkez meslek lisesi okulumuzdan, sosyal bilimler meslek lisesi okulumuzdan pazarlama bölümünü gönderdik. Altınyaylı'ya da Gölhisar'dan büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programını gönderdik. Tabii burada öğrenciler var fakat okullar henüz açık değil. Bununla ilgili YÖK'te yani geldiğimiz günden beri sürekli bir iletişim halindeyiz. Tabii YÖK şey konusuna sıcak değil. Yani böyle nüfusu küçük 2000, 3000, 4000 yerlerde okul açılmasına çok sıcak değil. 20.000'in altında bir yere şu anda meslek lisesi okulu açmayı düşünmüyor. Bu anlamda bakarsanız zaten Burdur'da hiçbir yerde yeni bir okul açılma ihtimali gözükmüyor. Ama zorluyoruz şartları. Onu da söyleyeyim. İnşallah hem Altınyayla'da hem Yeşilova'da hem bu iki okulların ikisinin de tekliflerini tekrar edip gündemine alıp tekrar gönderdik YÖK'e. Yani bu konunun önemini vurgulamak için. İnşallah hayırlı sonuçlar alacağız diye düşünüyorum. Onun dışında Eczacılık Fakültemiz vardı daha önce. Yine daha önceki yönetimimiz tarafından gönderilmiş YÖK'e. Bunu tekrar bir gündeme aldık. Biliyorsunuz Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşuyla ilgili de bir çalışma daha önceden yapılmıştı. Burada da uzun zamandır bekleme yapılıyordu. YÖK'le yaptığımız görüşmelerde bunun önemli olduğunu, Burdur'un kültür ve sanat olarak, folklor olarak, bölgesel, yerel kültür olarak çok önemli olduğunu hem raporla hem şifayen yaptığımız görüşmelerde burada sonuç aldı. Şu an konservatuvarımız kuruldu Burdur'da. Geçtiğimiz günlerde işte müdürünü de atayarak artık konservatuvarımız hukuken kurulmuş oldu. Sağlık Bilimleri Fakültemizi, Sağlık Yüksekokulumuzu fakülteye dönüştürme üzerine çalışmaya başlayınca sağlık ara teknik elemanı konusunda da bir boşluk oluşmasını istemedik. Bunun için de hemen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun yine merkezde kurulmasını önerdik. Bu da kabul edildi ve şu anda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dışında ayrı bir akademik birim olarak kuruldu. Onun da sanırım müdürünü bugün atayacağız. O da artık bir başka akademik birim olarak merkezde hukuken statüsünü kazanmış olacak. Esas sağlıkla ilgili gerek Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, gerek Sağlık Bilimleri Fakültesi, gerek Diş Hekimliği Fakültesi, gerek Eczacılık Fakültesi üzerindeki ısrarımız doğal olarak bizi başka bir yere götürecek, tıp fakültesine götürecek. Bu da inşallah bunu da dönemimiz içerisinde gündeme alacağız. Ama öncelikle bu sağlıkla ilgili altyapımızı güçlendirip sonra diyeceğiz ki kardeşim biz tıpımızı istiyoruz. Güçlü yönlerimizde bakın sağlıkla ilgili, temel tıpla ilgili her türlü altyapıya sahibiz. Bu tabii sadece bizim vereceğimiz, üniversitenin vereceği bir karar değil. Şehrin, sivil toplumun ve siyaset kurumunda bu işte bir politika olarak devreye girmesi lazım. Bütün aktörleri bir araya getirdikten sonra inşallah tıp da Burdur'un tıpı da olur diye düşünüyorum ben. Ama hani tıp fakültesinin kuruluşu zaten şu an YÖK'te var yani. Bunun için yeni bir teklif vermemize de gerek yok. Ama tıpın açılması, kurulması biliyorsunuz daha büyük bir makro politika Sağlık Bakanlığı'ndan tutun da hükümet programlarıyla da ilgili bir noktaya kadar giden bir süreç. Ama bu süreçten ziyade biz öncelik tıp değil de sağlık bilimleri altyapımızı güçlendirelim. Tıp açıldığında ya uygulamayı kim yapacak, hemşireyi nereden bulacağız, işte teknikleri nereden bulacağız diye derdine düşmeyelim diye önce bu altyapımızı güçlendiriyoruz. İnşallah sağlık fakültemizi açmayı başarabilirsek zaten burada çok büyük bir hamle elde etmiş olacağız. Evet, üniversitemizin yapısal gelişim ve büyümesiyle ilgili olarak ben şöyle kabaca baktığımda gördüğüm bunlar. Bizim de birinci önceliğimiz sevgili arkadaşlar, üniversitemizin evet yapısal dönüşümünü gerçekleştirmek, üniversitenin akademik birimlerinin şehirle bütünleşmesini sağlamak ama öncelikli olarak tabii üniversitelerin yereldeki sosyoekonomik etkisini ortaya çıkarabilmek için önce bir öğrenci artışını da gerçekleştirmemiz lazım. Yani bunu kabul edelim. Yani şimdi Burdur'un merkezde 13-14 bin öğrenci, tabii 14 bin öğrenci diyoruz merkez ama bunun fiilen öğrenci desek 10 binlere düşer. Yani kayıtlı olan vardır, işte lisansüstü çalışmalara gelenler vardır, gidenler vardır. Yani 10 bin öğrenciyle falan, 15 bin öğrenciyle falan bu şehirde bir kıpırdama olmaz. Yani ben Burdur'un içerisinde yaşayan biri olarak, yani rektör atandıktan kısa zaman sonra buraya taşındım. Geceleri Burdur'da yaşıyorum. Bir caddesi dışında Burdur sessiz sakin, kendi halinde erkenden akşama çekilen bir şehir. Tabii biz Isparta'dan geldikten sonra bir müddet bir hayal kırıklığı yaşadık. Ama bakıyoruz 10 bin öğrenci. Zaten bunun
3-4 bini yurtlarda kalıyor. 3-4 bin öğrenci yani bir kısmı yani yok olmaz. Yani merkezde 25 binin altında öğrenci olup hareket etmedikten sonra burada şehirde ne sektör kıpırdar ne hizmetler gelişir. Bu olmaz. Yani bunu üniversite tecrübesi olan şehirler biliyor yani. Onun için biz öncelikli olarak 2016-17 yılı içindeki birinci hedefimiz bu yıl YÖK'e açılması, açılabilecek nitelikte ne kadar yüksek öğrenci kontenjanı gönderebiliriz. Bütün çalışmamız bu. Akademik atamalarımızda da öğretim elemanı, öğretim üyesi alımlarında da şu anda fakülteleri ve meslek okulları düzeyinde harılarla arkadaşlar hangi bölümü, yeni bölümü açabiliriz? Hangi programı açabiliriz? Açılmış bölümlere, öğrencisi gelen bölümlerin altyapısını güçlendirerek kontenjanını arttırabilir miyiz diye en ücra meslek yüksek okulundan merkezdeki fakültemize kadar. Özellikle gelişmekte olan mühendislik ve fen edebiyat fakültemizi özel mercek altına aldık. İşte bu sene ilk defa fen edebiyat fakültesinde açacağımız bölümler var. Yani açılmış ama öğrenci alması için bir ya da iki tane öğretim üyesi alınmamış bölümler var. İşte Bucak Sağlık Yüksek Okulu bunun tipik bir örneğidir. 3 yıl olmuş kurulalı. Ama öğrenci alınması için 3 tane hoca gerekiyor bir bölüme. Bir tane hoca var. Bir türlü alınmıyor. İşte ilk hatta yetişemedik. Yani bir 3 ay 4 ay daha belki önce göreve başlasaydık yetiştirecektik. Şu anda orası bildiğim kadarıyla 2 bölüm birden açacak şekilde yapılandırılıyor. Bucak'a yine işletme fakültesi açtık. İşletme bölümü de açıldı yakın zamanda. Yine bir bölümünde öğrenci alacak şekilde orada öğretim üyesi temin ediyoruz. Merkezde yıllar olmuş Fen Edebiyat Fakültesi'nde açılmış bölümler var. Bir hoca var, iki hoca var, bekliyor. Yani arkadaş niye bekliyorsunuz? Hoca bulamıyoruz. Nasıl hoca bulunmuyor? Yani hoca Türkiye'de inanın ki temel bilimlerden hocadan bol bir şey yok. Bize gelen CV'lerin haddi hesabı yok. Yani sadece seçilecek, tercih yapılacak. Yani evet ben de isterim. Tam da benim düşündüğüm anlamda dünyada, dar dünyamdaki insanlarla böyle çalışmak, muhabbet etmek, gezmek, tozmak. Ama kamu yönetimi böyle bir şey değil. Evet, kamu yönetiminde kamu tercihlerini, devlette kamu tercihlerini birinci ön plana almamız zorundayız. Durdurun tercihleri birinci ön planda olmak zorunda. Evet, bize CV getirin diyoruz. Makul olanları derhal ilanlarına çıkalım. İşte önümüzdeki dönemde, şu anda hatırlayabildiğim kadarıyla, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi'nde, efendim, sosyoloji bölümü, coğrafya bölümü, efendim, nanoteknoloji, fen bilimlerinde, moleküler biyoloji, bunların hepsinde bu sene öğrenci alacak şekilde çok hızlı bir yapılanma. Bazen şunu yapıyoruz, bir başka fakültedeki bir arkadaşımız diyoruz, bu arkadaş burada zaten sana ihtiyaç yok, gel sen şu bölümde de iş yapabilirsin diyoruz. Bir arkadaşım, birkaç arkadaşımız böyle dediler, hocam hay hay kabul edebiliriz. Onları oraya, neden? Biz altyapıyı biraz esasına göre yani kendi içimizde hafif sallanarak kendi iç şeyimizi de oluşturuyoruz. Yani bazen bölümler kurulurken tek boyutlu gidebiliyor. Bunları değerlendiriyoruz. Yani derdimiz şu, bu sene Yükseköğretim Kurumu'na ciddi bir artışla kontenjan göndermek istiyoruz. Bazen birimlerimizden işte lisans ya da yabancı öğrenciyle ilgili kontenjanlar geliyor. İşte en son senatomuzda yaşadığımız bir olaydı. Arkadaşlarımızın da hoşgörüsüne sığınarak işte her bir programa, master programı açılması için çok ciddi emekler veriliyor. Çok ciddi hocalar var. Baktım birinde bir, kimisinde iki, kiminde sıfır gibi böyle bölüm teklifleri gelmiş. Dedim ki ben senato üyelerinden de destek istedim arkadaşlar. Bakın bir master programı kolay açılmıyor. En az 4 tane öğretim üyesi bulmak zorundasınız. YÖK'e gönderiyorsunuz. Ya 2 kişiye açılmaz bu dedim yani. 2 kişi için yazıktır yani. Bunu bir işte senatörlerin de şeyine sığınarak en düşük teklifi 5'e çıkararak 5 ve üzeri olsun diyerek sağ olsun senatörlerimiz de oy birliğiyle destek verdiler. Yani biz şunu, tabii şunu şu değil yani. Tabii biz konuya böyle bakarken biz öğrenciyi arttırmak istiyoruz. Ama öğrenciyi de şu gözle görürsün istemiyoruz şehirde. Öğrenci sadece ekonomik bir birimdir. Ekonomik bir, sadece Burdur'un sosyoekonomik gelişimi bakımından burada bir öğrenci sayısının, asgari öğrenci sayısının olduğuna inanan birisiyim ben. Hiç unutmuyorum 2003 yılında, 2004 yılında Ağustos'unda biz bir anda öğrenci sayısını 120'lerden bir yıla 400'e çıkarmıştık. Bir yıl içerisinde oldu. Tabii çok yoğun bir şey yaşam, eleştiri de almıştık o zamanlar. İşte bu ev kiraları işte 100 liradan 500 liraya çıktı, 1000 liraya çıktı gibi bir takım şeyler de olmuştu. Ama ben demiştim ki bakın sektörün gelişmesi için önce bir itici ivmenin olması lazım. Yani insanlara şunu diyemez, biz öğrenci getireceğiz, siz yurt yapın. Yani güzel bir söz ama ya gelmezse adam milyon yatırım yapacak buraya, apart yatırım yapacak, yurt yatırımı yapacak. Hocam bir gelsin öğrenci görelim diyorlar. Peki, esas sıkıntı da burada şu, öğrenci gelince öğrenci nereden konaklatacağız?
O zamanlar biz kendimiz bir alternatif üretmiştik. Belediyenin bir tane yerini tamamen pansiyona çevirmiştik. Orada 200 tane öğrenciyi alabilecek bir altyapı oluşturmuştuk. Bir sene sonra, iki sene sonra orada hiç kimse kalmadı. Bütün apartlar, pansiyonlar gelişti. Şu anda Ağlasun'da, ben Ağlasun'da olduğum için de biliyorum, 2000 öğrenciyi taşıyabilecek altyapı oluşturmuştuk. Hem de 3 yıldızın üzerinde bir standartta apartlar yoktu. Tabi bu sene Burdur'da şöyle bir sıkıntı yaşandı, yaşanmadı değil, biliyoruz onu da, sektörden de gelen bize veriler öyle. Daha önce de hatırlarsınız, daha önceki basın toplantımızda arkadaşlar demişlerdi ki geçen sene işte 1700 öğrenci yer bulamadığı için gitti gibi bir şey oluşmuştu. Bunu kısmen doğruluk payı da olmuş olabilir, bazen konaklama altyapısı. Bu sene 1600 yanılmıyorsam Kredi Yurtlar Kurumu Merkez Kampüsü'nde iki tane yurdu devreye almış olduk KYK bünyesinde. Üniversitenin öğrenci artış periyodunda eşanlı bir gelişme oldu bu. Öyle olunca da sektördeki yeni yatırımlara belki kısmen bir sıkıntı olmuş olabilir. Ama biz arkadaşlar şunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Eğer biz öğrenci artış projesi yapacak isek bir defa buranın mutlaka Kredi Yurtlar Kurumu'na ait bir konaklama altyapısını güçlendirmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapmaz isek, bakın öğrenciler tercih ederken şuna bakıyor. O yerde KYK, artık şu anda bu marka oldu, Kredi Yurtlar Kurumu bir marka oldu. Kredi Yurtlar Kurumu'nun konaklama altyapısına bakıyor. Yetersiz ise öğrenci gelmiyor. Hani biz şöyle düşünmeyelim. Ya işte Kredi Yurtlar Kurumu altyapısı artıyor şehirde, üniversitede, kampüste. Şehir burada geriye düşüyor. Böyle bir şey yok. Biz atıyorum 1000 altyapı eğer sağlıyorsak Kredi Yurtlar'da en az bunun 2-3 katı öğrenci artışıyla bunu düşünüyoruz demektir. Onun için konaklama altyapısı, herhalde Kredi Yurtlar Kurumu'nun konaklama altyapısı uzun dönemde bizim üniversite şehri projemizin de bence temelini oluşturuyor. Evet, ben bu üniversitemizle ilgili kısa veri ve bilgilerden sonra bir de hani yaptığımız çalışmalarla ilgili, yani eğitim, öğretim ve akademik bilimler dışında üniversitede yaptığımız çalışmalarla ilgili kısa kısa bilgiler vereyim isterseniz. Öncelikle tabii üniversiteler, toplumun üniversitelerden beklediği birinci misyon her ne kadar eğitim, öğretim de olsa devletin az önce anlatmış olduğum o yüksek yatırımları da yapmış olmasından dolayı başka beklentileri de var. İşte akademinin nitelikli bilimsel gücünün şehrin problemlerine de çözüm üretmesi bakımından elini taşın altına koyması da bekleniyor. Sanırım başka bir kurum yok Türkiye'de. Devletin tanımlı görev kurumları dışında üniversiteden beklentisi kadar yüksek, özellikle küçük illerde bir başka kurum yok. Evet, birçok kurum var devletin. Ama bunların çoğu tanımlanmış görevlerini yerine getiriyor. Tanımlanmamış, adı konmamış ama içeriği anlamda, şehrin gelişmesi, kalkınması anlamında en büyük beklentinin üniversitede olduğunu biz biliyoruz. Bu iyi midir, kötü müdür? Bence iyi bir şeydir. Olması da gerekiyor. Bu aynı zamanda bizim sorumluluğumuzu da artırıyor. Bu anlamda biz mesela teknokenti biliyorsunuz üniversitenin teknokenti kurulu yaklaşık 4 yıllık bir hikayesi var. Yeri bulunmuş, teknoloji geliştirme merkezi ilan edilmiş, kalkınma ajansıyla bir güdümlü proje yapılmış, işte teknokent kurucu şirketi bu kendi taahhüdünü yerine getirememiş falan yok yani. Teknokent bir türlü bir meyvasılık kurulmuyor. Teknokent şunun için önemli. Evet, biz bir İzmit değiliz, biz bir ODTÜ değiliz, Bilkent değiliz ama buradaki akademisyenlerin, akademinin şehirle ve sanayiyle ortak proje yapabileceği, akademinin de işin risk anlamında girebileceği tek formül budur kanunlarımız çerçevesinde. Ben akademisyenim, çok iyi bir projem var, mühendislik, özellikle temel bilimlerde, veterinerlik, mühendislik ve fen edebiyatlı temel bilimlerde akademinin yaptığı vuruşların bir sanayiyle birleşerek Ar-Ge'sinin yapılarak bir ürüne dönüştürebileceği şu an için akademinin katılabildiği tek mekanizma teknokenttir. O zaman hani biz diyoruz şehirde buluşturacağız. Nasıl buluşturacağız? Hocaları getirip şehri gezdirmekle değil. Yani bunun kurumsal mekanizmalarını üretmek zorundayız. En önemlisi özellikle teknik ve bilimsel anlamdaki yer teknokenttir. Teknokent genel kurulumuzu yaptık. Sayın Valimiz ve Ticaret Odası Başkanımız da üçümüz. Valimiz o gün şehir dışında ama sonuçlarını kendisine bildirdik. Şöyle bir karar aldık. 2016 yılı içerisinde teknokenti açacağız. Detayını tartışmadık. Dedik açacağız. Yani ne gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa. Bina yapılması gerekiyor. Projesi var mı? Yok. Proje yapılacak. Proje yapılacak. Kaynağı bulunacak. Ve teknokent açılacak. Bu kararı verdik. Biz verdik
yani Allah biz verdiysek dedik, Allah yardım eder. Hakikaten verdikten sonra yaptığımız birkaç görüşmeyle de kaynak bulma anlamında. Çünkü teknokentler kendi bütçeleri var ve kendi yatırım yapması gereken kuruluşlar. Üniversite bunun büyük ortağı, ticaret odasıyla il özel idaresi küçük ortağı. Ama üniversitenin de bu işe kaynak ayırma şansı zayıf. Ama Ankara'da yaptığımız bazı iletişimlerle de inşallah dediğimiz gibi 2016 yılı için şu anda bu projesi hazırlanıyor. Mimari projesi hazırlanıyor. Yeri belirlendi ve sanırım Ocak ayı gibi falan ihalesi yapılacak. Mart'ta teslim yapsak bu yılın sonunda teknokentimizi açacağız. Bu teknokentte bizim özellikle iş dünyamıza, sanayicimize, yeni iş fikirleri olanları akademileri bir araya getirecek en önemli mekanizma. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Yine daha önce söylemiş olduğum hep bir şey vardı. Üniversite sanayi işbirliğini etkin bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım. Ben kendim iş dünyasının içerisinde uzunca yıllar durdum. Üniversitenin içerisinde, bir taraftan da üniversitenin içerisinde durduğum için problemin ana kaynağının esasında akademiyle iş dünyasını bir araya getirecek etkin mekanizmaların olmayışından kaynaklanıyor. İşte iş adamlarıyla görüşürüz. Ya hocalardan bir iş çıkmaz. İşte hocalarla bir araya geldiğiniz zaman önce ilk soru şudur. İşte hoca der ki ya bu işten ben ne kadar para kazanacağım falan gibi. Hocaya sorarsınız ya iş dünyasından bir iş çıkmaz. İş dünyası gösterir ama bir türlü şeye dönüşmez, ürüne dönüşmez, para çıkmaz gibi böyle bir şey var. Esas biz üniversite olarak burada daha önceki benim hani kendi kişisel deneyimlerimden de oluşturduğum bir merkez kurmamız gerekiyor. Ve bu merkez üniversite olarak, üniversitenin beyin gücünü, Ar-Ge gücünü, proje gücünü, faaliyet kapasitesini şehrin imkanını aşması lazım. Onunla ilgili çalışmalarımıza son aşamaya geldik. Adını da bizim kendi ismi olarak koyduğumuz Bodur Gelişim Enstitüsü diye bir enstitü kuruyoruz. Ama bu tabii ki klasik bizim lisansüstü eğitim yapan enstitü formatında değil, bir araştırma merkezi formatında olacak. Ama biz Burdur'a hitap etmesi bakımından, burada tam zamanlı çalışan akademisyenler, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri olacak. Bunların sadece görevleri iş dünyasından ve şehirden gelen, sivil toplumdan gelen taleplere cevap vermek olacak. Net cevap, adamın ne sorunu varsa, ne derdi varsa bunlara cevap vermek olacak. İnşallah bunun açılışını da büyük ihtimalle Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız yapacak. Kendisiyle de bu projemizi paylaştı. Kendisiyle çok sıcak yaklaştı. Böyle bir çalışmamız da olacak inşallah. Yine üniversitemizin basında takip ediyor bu gelişmeyi. Kalkınma Ajansı ile bir güdümlü proje hazırlığımız devam ediyor. Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi projesi. Bu da tabii bizim tam da dediğimiz gibi üniversitenin belki şeyde de vardır, kitapçığımızda da vardır, basın kitapçığımızda. Basın kitapçığında özellikle dağıttık ki bunun bir formal bir seçim beyannamesi olmadığını, format eden bir beyanname olmadığını, 4 sene sonra da bundan kendimizi hesap vermek istediğimiz için, kendimizi bağladığımız bir şey. Bununla sınırlı kalmayacağız elbette, onun üzerine bir şeyler koyacağız ama bu beyannameden de hesap vereceğiz. İnşallah bu da yazdıklarımızın büyük çoğunluğunu yapmış olmanın rahatlığını yaşarız. Ben her gün çantamda taşıyorum bunu. Bir şey olduğu zaman 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 ne demişiz, ne yapmışız. Çünkü buna çok çok ciddi bir çaba sarf ettik. Bu kitapçıyı hazırlarken ben 2 ay sahada gezdikten sonra akademisyenlerle yaptığımız sohbetlerden sonra bu çalışmayı ortaya koyduk. Esasında bu bir ortak akıl çalışması şeklinde gelişti. Elbette belki kavram olarak, isim olarak orada yazdıklarımızda değişiklikler olabilir. İçinin içeriğini belki geliştirebiliriz ama esas özü itibariyle o kitapçıktan da kendimizi sorumlu tutuyoruz. Ama tabii ki bunun bir kısmının zaman içerisinde de şekilleneceğini biliyoruz. Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi, yani özür dilerim, sözü oradan başlamıştık. Hani kitapçığımızda şöyle bir organımız vardı. Kendini yöneten ve kentine yönelen üniversite diye. Üniversitemizin 10. yılından sonra kendi içsel sorunlarını ve büyüme stratejisini hızla tamamlamış, artık esas misyonunu, Burdur'la ilgili olan misyonunu harekete geçirecek mekanizmalar üretmesi gerektiğini ifade ediyordur. Artık kentinin de temel sorunlarına, evet bizim bölgemiz kabul ediyoruz. Tarım ve hayvancılık kenti. Özellikle tarım ve hayvancılık yönü önde olan bir kent. İşte sütle ilgili, hayvancılıkla ilgili biliyorsunuz geçen hafta bir kırsal alan çalıştayı yaptık. Bu yaptığımız çalıştay da bununla ilgili bir şeydi. Biz bir bölgemizin resmini çekmek istiyoruz, fotoğrafını çekmek istiyoruz. Bunu çektikten sonra inşallah önümüzdeki yılda bir sempozyum yapacağız. Kırsal alanlar sempozyumu diye. Büyük ihtimalle uluslararası nitelikli bir sempozyum olacak. Bu yani Burdur'un evet merkezi önemli. Kent merkezi önemli. Zaten üniversite kent merkezinde. Ama Burdur'un merkezi dahi gelişecekse ilçesiyle, köyüyle, kasabasıyla birlikte gelişecek.
Eğer Burdur'un herhangi bir ilçesindeki ya da bir kasabasındaki gelişme doğrudan merkezin de ekonomik varlığını ve ticaretini hareketlendirecektir. Yani bizim bakış açımız sadece merkezde kampüs ve kampüsün geliştirilmesi üzerine değil, ilçe ve köylere kadar ortaya koyan bir vizyon olması lazım. Üniversite olarak bu anlamdaki ürettiğimiz süt teknolojileri araştırma merkezi de Burdur'un özellikle tarım ve hayvancılık kapasitesini ve süt kalitesini ve hayvancılık ürünlerine ilişkin ürün geliştirmesine yönelik bir proje. Bu proje çalışması yapıldığında bana arkadaşlar bunu açtıklarında şunu söyledim. Evet, biz bu proje, ben üniversite olarak projeye ortak oldum. Çünkü Kalkınma Ajansı'nın güdümlü projelerine kurumda %25 katılması lazım. Bu yaklaşık 4 milyonluk bir proje. 1 milyonun üniversitenin bunu koyması lazım. 1 milyon bizim için çok büyük para. Yani üniversitenin o kadar çok altyapı problemleri var ki, işte kampüsün asfalt sorunundan tutun da yeşillendirme ve temel altyapı projelerine kadar. Yani o 1 milyon lira para bizim için büyük bir para. Ama dedim ki bakın, bu süt teknolojisi araştırma merkezi. Bu çok hayati bir mesele. Gerekirse buradan tasarruf yaparız. Gerekirse ek kaynak buluruz. Sonra proje yürürlüğe girdi. Sayın Valimiz projeye çok ciddi bir şekilde sahip çıktı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Projenin ciddi anlamda da sahipliğini üstlendi. Her platformda projemizi de savunuyor. Şimdi proje son aşamaya geldi. Geçen hafta bir sunumu, lansmanı vardı. Orada Burdur'un sivil toplum örgütleri de projeye ortak oldular. Esasında bizim üstlenmek istediğimiz yükün en az yarısını ticaret odamız, ticaret borsamız, işte köy kopumuzdan tutun da tarım ve hayvancılıkla ilgili olan, ticaret ilgili olan bütün sektörler %3, %5, %2, %1 oranında bizim sorumluluğumuzun hemen hemen yarısını onlar da üstlendiler. Dedi ki bu proje sadece üniversitenin projesi değil, bu şehrin bir projesi olması lazım. Biz esasında esas hedefimiz de buydu. Arkadaşlar bana geldiğinde şunu demiştim, ben bu projeyi sonuna kadar desteklerim ama sektör bu işin içinde olursa, bir tek şart, bu parayı da aktarırız. Ama sektörden tek tek süt üreticilerini ve mandıraların tamamını gezdiler. İki defa gezdiler. İki defa toplantı yapıldı. En son Vali Bey'in başkanlığı toplantıda da artık en üst düzeyde katılımlar sağlandı. Isparta Ticaret Odası da bu projeye sembolik bir şeyle girmek istedi. Bu dedi sadece Burdur'un projesi olamaz. Bu bölgenin projesi olur. Böyle bir merkez. Biz de dedi evet Burdur kadar sütte olmasak da en az Burdur'un yarısına yakın sütü biz de üretiyoruz. Biz de bu projenin içerisinde yer almamız lazım. Lütfen biz de sembolik olarak bu projede kabul edin dediler. Sanırım Isparta Ziraat Odası mı? Biri de projeye daha girecek. Isparta'nın iki katılımcısı var projenin. Neden? Biz öyle diyoruz. Biz artık sadece Burdur'a değil de bölgeye bakmamız gerekiyor. Çünkü bizim bölgemiz geniş bir bölge. Sadece bunu coğrafi il sınırlarıyla sınırlandıran bir anlayışla esasında Burdur bakış açısından, Isparta bakış açısından da Afyon ve Antalya bakış açısı bakımından da sınırlı bakış açısıdır. Bunun dışında yine veteriner fakültemizin özellikle Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği'ndeki tam akreditasyonu son aşamaya geldi. Akreditasyon için veteriner ekip arkadaşlarımız çalışıyor. Yani şu anlama gelecek. Eğer veteriner fakültemiz bu akreditasyonu gerçekleştirirse mezun olan herhangi bir öğrencimiz Avrupa tarafından tanınmış, Avrupa tarafından akredite edilmiş bir fakültenin öğrencisi olarak Avrupa Birliği'nin her yerinde hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışma ve iş üretme potansiyeline sahip olacak. Aynı zamanda fakültemizin sahip olduğu bu imaj ve prestij de bizim öğrenci çekme potansiyelimiz bakımından da çok önemli bir ivme kaydedecek. Yakın zamanda belki kısmen basına da yansıdı sanırım. Yine bu veteriner fakültemiz bünyesinde uluslararasılaşma sürecini başlattık. İran İslam Azad Üniversitesi ile bir çift lisansüstü program protokolleri imzalandı. Süreç devam ediyor. Yakın zamanda biz de İran'a gideceğiz. Bu İran İslam Azad Üniversitesi de bünyesinde 72 bin akademisyeni barındıran 1 milyon 700 bin öğrenciyi barındıran bir üniversite. İran'ın her yerinde kampüsü olan biri. Dediler ki bize, biz burada da kampüs kurmak istiyoruz. Yani bir bina açmak istiyoruz. Dedi ki bizim şu anki mevzuatımız buna müsaade etmiyor. Yani bize dediler yer gösterin. Biz kendi öğrencimizi dünyanın değişik yerlerinden buraya getiririz. Buranın altyapısını ve ortamını beğendik gibi. Bunlar şu anda bizim yasal mevzuatımız içerisinde mümkün olan şeyler değil ama bu arada biz başka bir şey aklımıza geldi düşünürken onu tartıştık arkadaşlarla. Bu konuda neden biz bir serbest üniversite bölgesi olmayalım? Mevzuatımız müsaade etmiyor tabii şu anda ama biz projemizi üretelim, sunalım. Yani dünyanın değişik ülkelerinden insanlar gelsinler. Burada
üniversite kampüslerinin hani biraz 15 bin dönüm hikayesi hep yapılıyor ya, Burdur'da ne işi vardı yukarıda diye. Belki 20 sene sonra diyeceğiz ki ya bu alan bize yetmiyor deme noktasına gelebiliriz. Onun için bu tartışmayı da artık ben böyle demek gerekir diye düşünüyorum. Evet, biz bir küçük minik bir şehir kulübü üniversitesi mi olacağız? Yoksa bir kampüs üniversitesi mi olacağız? Bünyesinde 80 bin, 100 bin nüfusu da barındıran, sadece öğrenci demek istemiyorum, bir üniversite mi olacağız tartışmasında belki bir tartışma açmak da gerekebilir bu anlamda. Bence Burdur'un yönünü, dünyada bunun örnekleri yok değil, 30 bin nüfus olup 200 bin öğrenci barındıran şehirler var Amerika'da, Kanada'da. Bu ekonomisi bu olan, sadece ekonomisi bu olan şehirler var. Biz de Yükseköy'ün planlamasını büyüklerimize, bakanlığa, YÖK'e satır aralarında dinlendiriyoruz. Dinlendirirken de şöyle diyoruz, bakın bizim yerleşke problemimiz yok diyoruz. Yani. Biz de uçsuz bucaksız, bizim bile sınırlarını tam olarak nerede başarı, nerede bittiğini bilemediğimiz kampüsümüz var diyor. 15 bin dönüm diyoruz. Onlar düşünün 15 bin dönüm mü diyorlar? Evet, 15 bin dönüm diyoruz. Gerçi orada önemli bir kısım dereler, tepeler ama biz olsun, biz bunun şeyini, PR'ını o 15 bin dönüm rakamı üzerinden yapıyoruz ve çok da ilgi görüyor. Onun için bu anlamda da dediğim gibi uluslararasılaşma anlamında da Veteriner Fakültesi düzeyinde başlatmış olduğumuz bu çift diploma, çift doktora, çift master programına diğer ülkelerle de hızla uluslararası ilişkiler birimimiz çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Yakın zamanda bizim de bu anlamda bir uluslararası gezimiz olacak. Bu anlamda bizim birlikte ortak çoğunluğunda bizim daha iyi olduğumuz yerleri seçiyoruz. Yani bizim akademik olarak, güç olarak daha iyi konulardan daha iyiysek oradan öğrenci alabiliriz. Yani hedef kitlemiz bu. Bu anlamda da hedef kitlemiz işte Orta Doğu, Afrika ve Asya hattı olmak üzere. Belki de Balkanlar hattı olabilir. Belki Balkanlar'da biz birazcık daha şeyiz, yani coğrafi üstünlük bizim biraz da Trakya Üniversitelerinde var. İşte Kırklareli gibi, işte efendim Çanakkale 18 Mart gibi, yine Edirne'deki üniversitemiz. Bunlar biraz daha iyi bizim Balkan ülkelerinde ama biz daha yönümüzü doğuya ve güneye indirebiliriz diye düşünüyoruz. Üniversitemizin merkez laboratuvarını yine sektörün ihtiyaçlarına görecek şekilde yeniden yapılandırıp akreditasyonlarını hızla alıyoruz. Bunun da önemli olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Yine bunun dışında bazı arkadaşlar, basından da bazı arkadaşların bilgisi ve ilgisi var bildiğim kadarıyla. Bize bu Motor Sporları Federasyonu'nun bir talebi olmuştu bizde. Üniversitenin kampüs alanı içerisinde bize bir pist yeri verin ve biz burada ulusal ve uluslararası bir takım şampiyonalarımızı yapabilirim. Hatta bu yeri biz yapalım size dediler. Biz de bunu düşündük, tartıştık. Yani kampüsümüzün bir uç noktasında herhangi bir fiziksel inşaatın olmadığı, sadece altyapıyla ilgili olduğu yerde olabileceğini ama yine de beni tam olarak tatmin etmediği için bunun üzerine biraz çalışarak bunu belki daha büyük bir projenin bir parçası haline getirirsek olabilir demiştim. Birkaç ay üzerinde çalıştık. En son geldiğimiz noktada Alternatif Sporlar ve Kamp Merkezi Projesi diye bir projeye ulaştık. Bunu dün itibariyle Motor Sporlarına, Dağ Bisikleti Federasyonu'na yazılarımızla yazdık. Esasında bu Burdur'umuzun gençleri bakımından da ya da dışarıdan Burdur'a bu sporu yapmak isteyen insanlar bakımından da önem arz eden bir proje olacak. Finansmanını bizim dışımızdaki kurumlar karşılayacak. Artık nasıl bir finansman modeliyle çalışacağımız. Sayın vekillerimize de arz ettik projeyi. Onlar da projemizi şu anda takip ediyorlar. Projenin özü şu, üniversitemizin içinde esasında bunu biz bir motor sporları projesi değil de alternatif sporlar ve kamp merkezi diye bünyesinde sporcu eğitimlerinin yapılabildiği, spor eğitimlerinin yapılabildiği, konaklamasının ne olduğu, 80-100 kişilik bir kamp merkezinin ne olduğunu, bunu sadece bir alana değil de bizim öğrencilerimizin de atletizmden her türlü spor müsabakalarının yapılabildiği bir stadyum, bir kamp merkezi, yani konaklamalı bir eğitim merkezi, dağ bisikleti parkurları ve motor sporları parkurları olmak üzere dört ayaklı bir proje ortaya çıktı. Projenin yaklaşık bedeli 20 milyonun üzerinde bir rakam. Daha iyi kaynak bulursak daha iyi bir proje üretmeyi de düşünüyoruz. Şöyle bir şey de yapabiliriz diye düşündük. Uzun dönemde burayı belki bir takım spor kulüplerinin ve sporcu hareketlerinin merkezi haline de getirebiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü dediğim gibi belli alanlarda buna tahsil edebilecek uygun alanlarımız da var şu aşamada. Bu projemizde şu anda ben ilk defa belki bazı basındaki arkadaşlarla sohbet aralarında bunu geçirmiş olabiliriz ama huzurunuzda ilk defa paylaşıyorum.
Yine enerjiyle ilgili, enerji üretimiyle ilgili kampüste bir takım çalışmalarımız var. Tabii burada bahsettiğimiz ağırlıklı olarak güneş enerjisi. Tabii enerjide sıkıntı şu, özellikle trafo merkezlerinin yetersiz olması ve sabit maliyetlerin yüksek olması. Şu anda Türkiye'de özellikle güneş enerjisi ve alternatif enerjisi konusunda Bilim Sanayi Bakanlığı'nın bir çalışması var. Enerji ihtisas bölgeleri diye bir bölge ilan edip burada uluslararası yatırımcıları davet ederek enerji teknolojisini transfer etmeyi amaçlıyor. Yani bir firma geliyor ya da birden fazla firma geliyor. Fakat burada sadece panel üretmiyor. Buradaki teknolojiyi de üretiyor, üretmek istiyor. Yani esas o enerjinin, o enerjinin dönüşümünü ortaya koyan teknoloji. Bu teknolojide burada üretmek kaydıyla böyle bir ihtisaslaşmaya gidiyor. Şu anda Karaman bölgesinde, Karaman konuda bir çalışmayı yürütüyor bildiğim kadarıyla. Biz bir teknik çalışmayı henüz daha proje safhasında olabildiğini test ediyoruz. Eğer öyle bir şey olursa, biz özellikle enerji sistemliği programımızla, mühendislik fakültemizdeki ve bir de bizi ilgilendiren önemli bir kısım bu projeyle ilgili enerji sektöründe ara nitelikli eleman yok. Çok sayıda rüzgar türbinleri ve güneş tarlaları yapılıyor. Fakat bu işi bilecek mühendislerimiz çok. Yani çok iyi mühendislerimiz var. Özellikle makine mühendisi tabanlı ya da enerji sistemleri mühendisi tabanlı. Ama ara teknik eleman bizim elektrikçilerimiz bu işi yapıyor. Ama bu elektrikçinin ötesinde bir iş. Mutlaka daha üst nitelikli bir şey gerekiyor. Bunun da bir mesleki programını ya da bir tematik meslek yüksek okulunu açmamız gerekebilir. Bu konudaki çalışmalarımız var ama bu henüz daha dediğim gibi proje isim olarak çalışma aşamasında. Bizim daha önceki ayrılmış olduğumuz üniversite merkezdeki, merkez kampüsteki rektörlük binasını konuk evi olarak şu anda tasarlıyoruz. Şehrin bir konaklama altyapısına da hizmet verecek bir konuk evine dönüştüreceğiz. Şehre esas itibariyle şehre hizmet verecek bir konuk evi. Tabii ben üniversiteye geldiğimde planlamalar tabii yapılmıştır ama kütüphanenin yokluğu bende çok büyük bir sıkıntı oluşturmuş. Yani üniversitenin kütüphanesinin yok olmuş olması. Evet, yeni bir üniversite, genç bir üniversite. Bu kısmı kabul edebiliriz ama önümüzdeki projeksiyonlarda da kütüphanenin olmadığını görünce 2015 yılının içerisinde program dışı olarak Kalkınma Bakanlığı'na kütüphane projemizi hazırlayıp yatırım programına 2015'in içine aldırdık. Şu anda Yapıştay Daire Başkanımız biliyor. Sanırım ihale süreci başladı. Yani üniversite kampüsünün içerisinde kütüphanenin olmaması hiçbir mazerete kabul edilemez. Ben hani dediğim gibi 2015 yılının yatırım bütçesi biliyorsunuz 2014 yılında bağlanır. 2016'nınki de 2015'te bağlanır. Biz bu 4 ay, 5 ayda herhalde bunun için Ankara'ya gittim sayısı herhalde 6-7 olmuştur. Sadece kütüphaneyi yatırım programına aldırmak için. Kalkınma Bakanlığı bürokratları ikna etmek için. O dönemde biliyorsunuz hükümet de yoktu. Siyasi mekanizmalarda herkes sahada seçim çalışması yapıyordu. Bürokrasi de biliyorsunuz birazcık şey yapar böyle hani bir bekle görelim şeyi vardı ama sağ olsun derdimizi anlattık. Hem teknokent meselesinde hem kütüphane meselesinde ikisinde de şu anda kütüphanemiz sembolik bir rakamla ama biz esas meselemiz 2015 yılında ihale sürecini başlatmaktı. 2016 kısmetse 2017 yılının sonunda kütüphaneyi hayırlısıyla açacak şekilde. Neden? Çünkü yani kütüphanesi olmayan üniversite olmaz. Yüzme havuzumuz güzel. Olması gerekiyor. Ama öğrenci mümkünse kütüphaneden çıktıktan sonra gitsin havuza yani. Öyle mi? Yani öğrenci kütüphanede olur biz bildiğimiz kadar. Esas öğrencinin birinci grup. Bakın bu kütüphane klasik sadece kitaplarının olduğu değil. Öğrencinin sosyal donat alanlarında olduğu, dinlenebildiği. Hatta 24 saat açık duracak bir kütüphane arzu ediyor. Yani üniversite öğrenci gelsin kütüphanesine 24 saat durabilsin. Ve gecesinde de, gecenin üçünde de üç çorbası dediğimiz, yani öğrencilere ücretsiz orada kalmayı, okumayı teşvik eden bir anlayışı da ortaya koyacağız inşallah. Yine ben çok sayıda şeyimiz var, çok da şey yapmak istemiyorum, sorular olursa belki orada devam ederiz. Bir de bizim üzerinde çalıştığımız şu anda üniversitemizin 10. yılı, 10. yıl etkinliklerimiz var. Bu 10. yıl etkinlikleri çerçevesinde yani üniversitemiz 10. yılda nereye geldi? 10. yıla katkı veren kimler vardı? Efendim ülkemizin de gündemini oluşturabilecek Mehmet Ak Ersoy'un ismiyle de bütünleşen
bir etkinlik programı düşünüyoruz. İşte burada bilim ve sanat ödülleri diye üzerinde çalıştığımız 10. yıla yönelik bir bilim sanat ödüllerimiz var. Uluslararası düzeyde bir ödül organizasyonu yapacağız. Çalışmalarına başladık. Yine bu çerçevede Mehmet Akif Ersoy evimizi canlandıracağız üniversitemizin bünyesindeki. Ve etkinlikleri bütün il ve ilçelere dağıtacağız. Çok sayıda seminer, konser, efendim etkinlik, konferans gibi şeyin olduğu, işte Ocak ayından itibaren başlayacağımız bir projeksiyon olacak. Bu anlamda da 10. yıl etkinliklerini önemsiyoruz. Bir de siz basın mensuplarımızla biliyorsunuz daha önceden de paylaştığımız konular arasında üniversite kampüsünüzün içerisinde daha rahat çalışabilmek için de şu an rektörlük binamızda arkadaşlarımız bir basın odası hazırlıyorlar. Herhangi basın mensubumuz üniversitenin herhangi birimine geldiğinde bir haberini geçmek istediğinde ya da bir küçük biriyle söyleşi bir toplantı yapmak istediğinde sadece basın mensuplarımız için altyapısı hazırlanmış, bilgisayarın ortamının olduğu çayını içebileceği bir basın odası hazırlığı. Sanırım son aşamada yakın zamanda arkadaşlar bunu da size davet ederek açılışını beraber yapacağız. Dediğim gibi basına ihtiyacımız var. Sadece bizim haberlerimizi dışarıya taşıma anlamında değil, bize üçüncü göz olarak, bize lütfen dışarıdan bakış yaparak, canımızı sıkabilir bazı şeyler. Yani canımızı acıtabilir. Bunlara razıyız. Ama lütfen bakın bu üniversite, Burdur Üniversitesi. Bazı yöneticiler bir müddet sonra olmayabilir. Yöneticilik olarak olmayabilir ama Burdur hep var olacak. Sizler Burdur'da yaşayacaksınız. Çocuklarımız Burdur'da yaşayacak. Biz buradaki geçirdiğimiz 4 yılımızı en verimli şekilde geçirmek istiyoruz. Bu anlamda sizlerin yapıcı desteğine de çok ciddi şekilde ihtiyacımız var. Bir de son olarak isterseniz şundan bahsedeyim. Biliyorsunuz konservatuvarı kurduk. Sanat tasarım fakültemiz inşallah yolda geliyor. Müzik bölümümüz var. Resim bölümümüz var. Bunların hepsi güçlü üniversitemizin güçlü yönleri. Biz de bunun üzerine uygulamalı eğitim yapan, basın sektörünü yakından ilgilendiren bir iletişim meslek üssü okulu kurmak istiyoruz. Tematik Türkiye'de ilk defa olacak. İletişim meslek üssü okulu. Fakülte demedik. Bize diyorlar niye fakülte demediniz? Fakülteden çokça var dedik. Gökte anlatıyoruz derdimizi. Rapor hazırladık. Sağ olsun dostlarımız destek oldular raporla ilgili. Neden iletişim meslek üssü okulu istiyoruz? Yani hocam var mı diye sordu. Hocaya ihtiyacım yok. Yani profesöre, doşente ihtiyacım yok. Bana sektör tecrübesine ihtiyacım var. Yani bizim bir öğrencimiz geldiği anda üniversitemize bizim üniversitede oluşturacağımız stüdyo ortamlarında teknik altyapısını biz oluşturacağız. Değişik kanallarla, gerek Kanal 15'te gerek Kanal 32'de protokol yaptık. Okulumuz kurulduğunda tekrar protokollerimizi yenileyeceğiz. Şöyle arzu ediyoruz. Belki ileride biz üniversite olarak bir televizyon sahibi olabiliriz. Onun hukuki yollarını araştırıyoruz. Ama olmadığı takdirde bile öğrenci bismillah kapıdan içeri girdiği gün eline şunu tutabilsin. Şu fotoğraf makinesini tutabilsin. Yani tabii hemen ilk gün işe başlatalım demiyoruz. Ama o eğitim lütfen tamamen uygulamalı olsun. Atıyorum 3. aydan sonra artık küçük küçük minik çekimler, minik şeyler, planlamalar, yapıştırılar, işte program hazırlamaları, prodüksiyonlara başlayabilsin. 2 yılı bitirdiğinde hangi sektöre ve hangi basın sektörüne geçerse geçsin, altyapılarını çoğaltarak, basının bütün alt sektörlerini oluşturarak mezun olduğunda ben bu işi biliyorum diyebilsin. Çünkü bizim iletişim fakültelerimiz maalesef sanal eğitim yapıyor. Asla bir iletişim teknikleri yetiştirmiyor. Teorisyenler yetiştiriyor. Evet, bunlara da ihtiyacımız var. Biz o alana girmiyoruz zaten. Şimdi bizim raporumuzu YÖK'ten dediler, istediler. Hemen bunu gönderin. Biz bunu işte şeyden görüş alacağız. İletişim fakültelerinden görüş alacağız değil mi? Ben dedim ki bakın, yani siz beni şeye emanet ediyorsunuz. Yani iletişim fakülteleri nasıl sıcak yaklaşmayabilir? Dediler ki yok, vizyonu daha şey olan arkadaşlara göndeririz gibi. İnşallah bunu da başarabilirsek, üniversitenin merkezinde bir sanat, iletişim ve kültür merkezi diyeceğimiz bir merkezde. İçinde sanat tasarım fakültesinin olduğu, müzik bölümünün olduğu, konservatuvarın olduğu, iletişim fakültesinin olduğu, kongre ve kültür merkezinin olduğu bir kompleks istiyoruz. Burada ortak alanların olduğu, bunun da projesini şimdiden teknik birimlerimiz, yapışlarımız bir mimari proje şeyine çıkacak. Bu birden fazla mimarın üzerine çalışacak, üreteceği bir proje olacak. Yani ezbere de bir şey yapalım istemiyoruz. Biz yaptık oldu diye teknik desteği alarak. İnşallah bu dediğim iki okul açabilirsek
2016 yılı içerisinde de bu projemizi yine program dışı olarak yatırım planı içerisinde aldırmayı planlıyoruz. 2016 yılı içerisinde. Bunun sanırım projelendirilmesi bile 7-8 ay sürecek. Yani sadece bunun mimari projesinin hazırlanması en az 7-8 ay sürecek. Çünkü biz hani sanat tasarım fakültesi için ayrı bir bina, iletişim meslek sorusu için ayrı bir bina, resim için ayrı, müzik için ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı binalar yerine aynı amaca hizmet eden ortak kullanım alanlarının olduğunu, artık öyle bir merkezde iletişim meslek sorusu okulunun program diye bir derdi olmayacak. O gün ya resmin bir etkinliği olacak, ya müziğin bir sunumu olacak, ya sanat tasarımın bugün bir sanatsal ya da tasarımsal bir faaliyeti olacak, ya konservatuvarın bir sunumu olacak. Bu ekipman öğrencilerimizin de, tabii burası sizlerden de yetkin arkadaşlarımızın da desteğine çok ihtiyacımız olacak. İşinde ehil, gerçekten eğitim verme şeyine sahip. Biz bunlardan da çok ciddi olarak eğitim desteği alacağız bu mesleki sorumluluğu. Konservatuvarda da aynı anlayışla çalışacağız. Bu sadece böyle seçkin müziklerin yapıldığı tırnak içinde söylüyorum değil, yerel motif ve folklorun da dillendirildiği bir konservatuvar olacak. Burdur folklorun ve müziğini bu konservatuvar üzerinde yeniden canlandırıyoruz. İnşallah ehil bir arkadaşımız işin başında şu an. Folklor ve Türk halk müziğini de bilen bir arkadaşımız. İnşallah onunla da iyi çalışmalar bekliyoruz diyerek ben burada şimdilik bir virgül koymuş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Korkmaz'ın 2015 yılı değerlendirmesini ekranlara getirdik sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir kampüs programıyla tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.